bazen de süpürge sesi açarak uyuyor. Hayda. Ne demek o? Süpürge sesi açıp uyuyor. Telefondan. Onu seviyor. Aplikasyondan. Aa, yani YouTube'dan. YouTube'dan süpürge sesi mi açıyorsun? Evet. Şey mi? Aynen öyle. Ben ne oldum 40 yaşında adam? Rovet oldum ben bu yaşımda. Böyle ses mi açıyorsun? Yok. Oğlum sen niye bekar hayatı gibi? Yanında biri var senin. Hayır. Sesli video açıyor. Yatağı işiyor. Oğlum kadın yatıyor yanında anasını satayım. Ben bekarım, yatağa daha çok saygım var senden, yemin ediyorum. Hanımlar beyler. Ne haber? Ben Deniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi Kadıköy Duru Tiyatro'da alkışlarla başlıyor. Rekor katalım. Bugünkü çekimde sol dağıttık. Sadece bana yüzün üzerinde mesaj geldi. Bilet ayarlayabilir miyiz diye. Hepsine tamam dedim, kapıda kaldılar. Sevgili Ahmet Han, sevgili Berrak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 4,5 yıllık bir ilişki. Doğrudur. Tamam. Nerede tanıştınız Ahmet Han? Yani en basit cevabı bunun aslında, internetten tanıştık. Tamam ama nereden? Ello adında bir siteden. Ello? Ello. Ne o Ello? Ello şöyle, neredeyse Türkiye'de hiç kimsenin bilmediği bir blog sitesi aslında. Yani grafikerler falan daha çok kullanıyormuş. Güzel. Biz de onu sonradan öğrendik. Sizin meslekler ne? Ben avukatım. Ben dijital yani. Ben de kasabım abi diye. Ne iş, ne işiniz var lan Ello'da sizin? Tamam. O zaman öğrenciydik ama. Ha tamam. Evet. Aynen öyle. Ya şöyle bir sistem o. Sadece böyle davetiyeyle girebiliyorsun içine. Tamam. Bir arkadaşım da bana dedi ki yeni bir sosyal medya çıkıyor. Gel fenomen olacağız. Ben de girdim. Oldunuz mu fenomen? Tabii ki olamadık. Tamam. Berrak da aynı şekilde o şekilde girmiş o amaçla. Sen de mi fenomen olmaya girdin? Benim de arkadaşım davet etti. Gel burada işte Twitter'daki gibi fenomen oldu. O zaman tabii üniversite 2'deyiz falan. Ben de o tamam dedim ama... Orada DM falan var mıydı? Yok. DM yok. Ne var? Nereden yürüdünüz birbirinize? Ya şey zaten happy topu 20 tane Türk vardı sitede. O 20 Türk birbirini buldu, takipleşti. Öyle işte yazışmalar, birbirinin altına yorum yazmalar. DM yok ama yorum var. Tamam. Böyle yorumlaşarak bir başlayan, sonra Twitter'a seken bir ilişki. Oradan Twitter'a geçtiniz. Aynen öyle. Tamam. Buluştunuz mu sonra? Buluştuk. Haliyle tabii buraya kadar geldiğinize göre. Nerede buluştunuz? İlk buluşmamız İzmir Otogar. Otogar. Şöyle ki Berrak Marmarisli. Marmaris'ten Kocaeli'ye, üniversitesine giderken otobüs İzmir'de mola verecek. Bana dedi ki otobüs İzmir'de mola verecek. Ben de atladım taksiye gittim. 10 dakika görüştük. 15 dakika. Mola'da? Evet, Mola'da görüştük. Ne oldu 10 dakikada? Orada işte hani şeyi merak ediyorduk. Hani yazışıyoruz, birbirimizi beğeniyoruz, evet okey, ama o enerjiyi yakalayabilecek miyiz acaba? 15 dakikada yakaladık, sonra ben atladım Kocaeli'ye. Arkasından? Bir hafta sonra falan. İlk flörtöz buluşma? Benim Kocaeli'ye gittiğim. Vallahi evin mi var orada? Ben Kocaeli'de öğrenciydim, o zaman tek yaşıyordum. O zaman tek başına kalıyordum zaten, onu çağırdım. Geldi beraber... Heyecanlandın mı hocam o mesaj gelince, tek başına yaşıyorum gel? Yok ya. Öyle olur çünkü ana! Aile yanına gidersin bazen, olur yani üniversite öğrencisi dönemi. Ya büyük ihtimal heyecanlanırdım ama ben de tek yaşıyordum. Yani o şey yani. Ha tamam. Okey dedim yani. Bastın gittin. Aynen öyle. Kaldı mı o gün? Kaldı, bayağı kaldı. Kaç gün kaldın lan? Yani, hatırlamıyorum da yani. Çok bir... oldu da bir hafta en az en kalmıştır. Valla? Tabii evet. Tabii. Başladınız yani hemen. Orada tabii, tabii. Evet. Kim kim öptü? Ben öpmüşümdür herhalde. O an yok mu aklınızda, ilk öpüşme anı? İlk öpüşme var benim aklımda aslında. Heh. Şey yani kim kimi öptü değil de bir ambiyans oldu. İkimiz de aynı anda. İşteş fiil yani. Aynı anda. Evet aynı. Ne içiyordunuz? Bir şey içmiyorduk. Normal geceydi. Konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Birbirimizi tamam. Tanımak için daha çok. O gün uyundu oldu. Mu? O gün uyundu, evet. Yani ilk gece başka odalarda uyuduk. İlk gece başka odada uyuduk. Zaten ben çok tetikte uyudum yani. Çünkü... Sabri lan! Lan bu pezevenk gelir mi gece diye? İçeriden kilitledin mi kapıyı? Ya ayıp olmasın diye kilitlemedim ama... arkasına dolap koydum abi diye. Çok... daha ayıp olmuş. Babamı çağırdım, o bekledi kapıda diye.
Çok tetikte bekledim. Yani şeydi, hani şimdi biz ilk defa görüşürüz ve internetten tanıştık. Tabii. Ama gerçekten inşallah hani kötü biri değildir de bir böbreğimi çalmaz falan diye. Yani gerçekten... Bu da yavrum 1992 ya, iyice. Ne böbreği ulan? Tetikte uyudum yani. Valla hani gerçekten... sık sık uyandı böyle, tilki uykusu. Hani tık çıksa uyandım falan. Sen hocam hiç dedin mi bir gezeyim oralarda falan? Yok, ben kafayı koydum. Koydun uyudun. Sabaha kadar. Kim erken kalktı ertesi gün? Ben kalktım. Sonra? Hatta lavaboya girdim. Sonra kapı beni görememiş yerimde. Gittim falan sanmış. Lavabonun kapısını çaldı. Ben de çok böyle panikledim. Dolu dedim. İşiyorum lan! Şu an birlikte yaşıyorsunuz. Evet, birlikte yaşıyoruz. İlişkinin dokunmatiği kim? Ben %100. Nereden anlıyoruz bunu? Sürekli. Seks makinesi gibi abi. Ne demek sürekli? Sürekli böyle dururken yan yana kollarımı sıkıyor. İşte böyle durup dururken öyle bir şey var. Alışkanlığı var. Sen memnun musun bu durumdan? Ya memnunum. Yani o da onun sevgi göstergesi sonuçta. Orangutan olarak bakarsak bu çocuğa. Hayır. Yok yani tatlı yapıyor. Hani böyle şey yapmıyor. Ne demek abi çok dokunmatik olmak? Çok fazla hani elini de ben tutarım dışarıda. İşte derim hani tut bakayım elimi falan filan. Hani böyle şey sürekli bir dokunmak, sürekli bir yanağını da çok sıkarım mesela. Evet, yanağımı çok sıkarım. Tutamıyorum kendimi. Öyle... Tut bakayım elimi mi diyorsun dışarıda? Hayır yani mizahen canım öyle hani yan yana yürürken tutuveriyorum falan böyle yani öyle işte. Tutuveriyorum ben. Kimsenin yapmayacağı bir hareket. Evet. Tutuveriyorum lan. Evlilik konuşuluyor mu? Konuşulmaya başladı. Kim daha yakın? Ben daha yakınım şu anda herhalde. Hiç açtı mı kuzum sana evliliği? Ya açtı da yani nasıl diyeyim? Hani öyle çok ben de evlilik... Zaten beraber yaşadığımız için çok da hani bir imzadan ibaret diye düşünüyoruz. Şu an sadece... Aileler de böyle düşünüyor mu? Ailelerin gönlü olsun diye. Haberleri var mı beraber yaşadığınızda? Var var. En başından evet, beri var. Sizinkiler nasıl bakıyor buna? Normal, gayet sıkıntı aferin. Yok. Medeni öyle. Aile. Evet, öyleler. Teşekkürler buradan. Teşekkürler mi buradan? Buradan teşekkürler. Kendi babasına teşekkürler baba. İzlersin. Bu adamın ağzından en sert ne duydun? Genelde biz şakalaşırken küfür ederiz birbirimize. Ne duydun mesela şakalaşırken? Göt falan duydum. O kadar. Yok yani ya tüm küfürleri duydum öyle diyeyim. Şakalaşırken biz birbirimize çok küfür ederiz. Yani böyle çok şey konuşuruz o yüzden. Dirty talk mu? Yok hayır öyle değil. Ben ya... de coştum ha. Bir anda değil mi? Şakalaşırken ooo. Hani böyle şey falan orospik falan böyle. Orospik. Mesela evde işler kimde daha çok? Ev işleri kimde? Bende. Daha çok yani. Neler sende? Neler bende? Ya ben aslında ben yapıyorum ama yardım et deyince ediyor. Öyle bir durum var. Hangi konularda yardım ediyor? Süpürge, vilada, işte bulaşık. Ütüyü ben yaparım zaten çok ütülenecek şeyimiz olmaz. Aha. Çamaşırı ben atarım. İşte bir de kedi kumu temizleme... Kediniz var. Evet, üç tane üç kedimiz tane. Var. Üç tane. Aynen. Ha, ne adları? Leo, Bela, Balkız. Leo ile Balkız'ın mesela ne farkları vardı? Biri Leo, biri Balkız. Leo niye... Hadi tamam Bela'yı hadi geçtim. Leo ile Balkız arasında 1000 sene var yani. Niye Leo, niye Balkız? Balkız. Balkız'ın gözleri gerçekten o renkli ve çok tatlı bir kedi. Leo? Olduğu için Leo da... İlk kedimiz hafif benekli gibi bir de. Leo kime düşkün? Bana. Nereden anlıyoruz bunu? Ya aslında Balkız hariç ikisi de bana düşkün. Çünkü... Balkız sana mı yanık hocam? Evet, evet. Ona yanık. Nereden anlıyoruz? Onun çünkü üstüne. Orospik kedisi. Baya. Ha? Aşk devam mı 4. yılın sonunda? Devam. Özlüyor musun bu adamı? Özlüyorum. Kaç gün görmesen? 3 gün görmesem özlüyorum. Sen hocam? 4 gün diyelim. Yediremedi kendine. 3 gün 2 saat diyelim hadi bakalım. Bu ilişkinin kıskancı var mı? Benim galiba biraz da. Nereden anlıyoruz bunu? Ya ben aslında önceden çok kıskanıyordum ilk başta. Uzak yaşıyorduk biz. Biz 4 yıldır birlikte yaşıyoruz. 6 ay ilk başta uzaktık. O zaman çok kıskanıyordum. İzmir'de okuyordu. Proje yapacağı arkadaşları falan olunca kim var hani? Şu an kıskançlık var mı? Yok. Şu an yok. Yani. Sıfır. O yok olmuyor ya gerçekten. Hanımın beyim kıskançtır diyen var mı? Hadi lan satın birbirinizi. Hah. Hocam hoş geldin.
Hoş gördük. Yani hanımım değil, 2 yıldır sevgiliyiz ama... Oğlum hanımım işte, o anlamda hanımım. Ne fark eder? Manyağa bak, evet. Yani erkek arkadaşımdan kız kardeşime kadar... Bayağı kıskanıyor. Senin 3 yaşında bir kardeşin var. Evet. Yani ondan bile an... mi kıskanıyor? Evet. Yani onunla zaman geçirmeme veya herhangi bir jest yapmama mesela... Niye bana da yapamıyorsun? O an bana da yapabilirsin gibisinden... Sana söz hakkı vermeyeceğiz şekerim, dur. Burada demokrasi yok burada, biz bizeyiz. Başta kabul etmiyor. Bir, sen kıskandın mı diyorum. Yo, kesinlikle değil. Ama sonrasında, ya biraz kıskandın mı acaba oluyor. Sonra ne olmuş, kıskancım. Dönüyor muhabbet. Sonra ikimiz de kabullenip barışıyoruz. Ver bakayım şimdi söz hakkı doğdu. Hiç alakası yok. Yani öncelikle öyle söyleyeyim. Kıskanç bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ya herkes biraz kıskanç değil midir zaten? Oğlum ne oldu kendi içinde? Sana bir kişi itiraz etti mi şu anda yani? Kendi kendine cevap verdi ya. Kıskanç değil. Ya herkes kıskanç değil. Ulan ben çok kıskancım ya. Biraz mı peki sence? İşte konuşurken de aynen böyle oluyor. Ben önce kabul etmiyorum. Sonra yani kıskandım galiba biraz diyorum. Ortak kimden ama? Başka diyorum. Bir kadından mı yoksa gerçekten kardeşinden falan mı? Ya hayır, o abartı tabii canım. Şakalaşmak için biraz da o ama... O da normal değil yani. Kimseye tepkisini gösteremiyor. Sonra ben de sinir oluyorum. Kime tepkisini gösteremiyor? Sen niye benim yengem çıktın ya bir anda? Bu 2 yıllık sevgilikti, bu 20 yıllık evlilik. Ya. Şu an Afyon'dayız biz yani. Bu ne ya? Bak şimdi geçen gün bir tane kadın... Baktım şekerim, anlat. Vallahi ben seni tanıdım, anlat. Ne oldu geçen gün? Yabancı bir kadın bunu telefondan yazıyor. Rastgele numara çeviriyormuş güya. Yabancı bir kadına? Hayır. Kadın Cem'e yazıyor. Yani yanımdaki arkadaşa yazıyor. Rastgele yazıyor. Ne yazdığını şimdi hatırlamıyorum. O da diyor ki işte hani yabancılarla chatleşmiyorum. Bir sevgilim var ve ona çok sadım. Şu an bu açıklamayı yapmaya ne gerek var mesela? Engelle kapat değil mi yani? Haksız mıyım? Ooo, güzel konuştun ha. Ya, kim olduğunu sorarsın, okey, tamam. Sonra yani belli ki başka bir niyetle yazıyor sana. Normal Instagram'dan mı yazmış? WhatsApp'tan. Böyle yabancı numaralar, sallar atar ya bazen mesela. Sizi hiç arayan olmadı mı? Şekerim, inan bana başkasında olmadı. Sen kandırılmışsın bu hikayede. Yabancı numaralar WhatsApp'tan yazar ya diye numarasını vermiş bir herif. Ben mi haksızım? Bunu bir konuşalım. Mesut Bey haklısınız diyenler o desin. Abi yabancı numaralar bazen rastgele bir şey yapıyor diye, herkese yazıyor diyenler o desin. Sessizi duydun mu Allah'ın cezası? Bir tane daha senin adam gibi karısını kandıran bir tane daha var orada. İki işte ha, ikisi. Hocam siz ikiniz bu gece beraber uyuyorsunuz şu adam, ben sana söyleyeyim. Tabii abi rastgele ya. Ya ben de arayanını gördüm de mesaj atanını ilk defa açtım. Yo yo. Tamam. Nereden ama? Hangi ülkeden? Rusya galiba. Rusya'ydı değil mi? Rusya. Evet. Biz bir şey yakaladık şu an. Farkında mısınız arkadaşlar? Bayağı. İlişkisi bambaşka bir hal aldı yemin ediyorum şu an. Bir şey yakaladık biz kardeşler. Bayağı. Değil mi? Bayağı. Moralim bozuluyor şu an. Ne yapıyorsunuz? Oğlum sen anlattın. Ben bir şey yapmıyorum. Ama ne yakaladınız? Yakaladık diyorsunuz ya. O yüzden şey oldum biraz. Hala kötü oldum. Yatakta bastık. Bir şey yok bunda yani. Hayır be. Ne yakaladık? Genk yapıyoruz ya. Bir şey yok. Öyle işte yani. Mesela bir örnek daha vereyim mi? Bak istiyorsan... Ver abone ol, ver. Bu ama gerçekten herkes hak verecek bana. Bizim bir tane yakın arkadaşım var. Allah'ın delisi ya, anlat. Bizim bir tane arkadaşımız var. Yani daha doğrusu Cem'in arkadaşıydı. Sonra tanıştık, ben de yakın arkadaş olduk. Hani beraber kaynaştık, güzel. Çocuğun bir tane kız arkadaşı var. Ama bunlar sürekli tartışıyor, kavga ediyor falan. İşte... Cem de akıl işlerinde pek şey değildir, hani akıl veremez. Hani duygusal olarak daha realist bir insan olduğu için hani. Cem Bey yanınızdaki beyefendi. Evet Cem Bey. Tamam, birazdan az Cem önceki... şerefsizi de biz anlayalım. Kodla onu yani, bilelim biz de. Az önceki olaydan sonra Cem Bey de... Tamam. Biz böyle yakalanınca siz. Evet. İşte kız da bir garip çocuk. Yani seviyorum, sevmiyorum. Saçma sapan hallerde. Her neyse. Cem'le dertleşmiş kız. Hani işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Cem de kıza diyor ki, işte ne demiştin hatırlat. Hatırlatır mısın lütfen? Tam hatırlamıyorum ben çünkü. Hadi acı kızdım. Konuk var burada. Pardon, çok pardon. Şey diyor işte, onun yaşatamadığı mı diyor. Her şeyi ben sana yaşatırdım mı diyor. Ama bu ne diyor, işte atıyorum mesela sürpriz yapmıyor diyelim.
Oğlum bak, bu kız bu adamı bıçaklar, yapmayın böyle. Sakin lan. Ben şu an sakin kalmaya çalışıyorum. Burada da 150 tane maşallah. Oo! Cem Bey, açıklayın bakalım. Ya. Azıcık sakin lan. Kim kimi ne yaşatıyormuş, ben anlamadım ki. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım Mesut Bey. İşte bunun minvalinde bir şey söylüyor. Yani bu kadar büyük olmasa da. Kız da hiç hani demiyor yani. Ya hani hayırdır yani, sevgilimin yaşatabileceği sen bana ne yaşatabilirsin derim ben olsam. Kız da gayet normal devam ediyor konuya. İşte bu da silmeyi unutmuş. Ben dedim ki bu kadar uzun ne konuşmuş olabilirsiniz. Kız anlatıyor bana çünkü. Girdim okudum. Sonra ayrılacaktım da ayrılmadık işte. Böyle yani. Haksız mıyım şu an ben? Bence haklıyım. Gizli düş. Ya ne desem boş hayatım şu an. Ver bakayım adama son kez. Al canım. Evet. Al canım diyor. Al canım, sıçtım az daha. Cemciğim ben buraları yayınlarım vallahi, kusura bakma. Yok, canını sağ olsun. Yani olay o kadar abartılı değil aslında. Çocuk ayrılacaktı. Ayrılacak mı ayrılmayacak mı belli değil. Zaten o kızla daha sonrasında çok olaylı bir şey oldu ama. Sen abi yaşatmak ne demek? Allah sen hadi. Ha yaşatmak, yani dümdüz yaşatmak kelimesini kullanmadım. Muhabbet şeydi zaten. Hani kızın genel olarak benim arkadaşımdan çekincesi şu, yani şikayeti şu. Beni hiçbir yere gezmeye götürmüyor. Hani boş zamanı olsa bile. Veya çok bir... sen böyle anlamı daha küçük yani bir şekilde yaşatmak dedin. Kız mesela şey diyordu yani, bana bir tane bile çiçek almadı. Ben de ona nazaran demiştim, hani biz zamanında tanışsaydık, arkadaş olsaydık, hani bu düzeyde gene, yani arkadaş düzeyinde ben sana hani bu tarz jestleri yapardım. Ama Ezgi Hanım o zaman... Cem! Evet. Oğlum senin ne kadar ütopik bir dünyan var yani. Kendi inanıyor musun bu söylediklerine? Evet. Sen inanıyor musun bu söylediğine? Evet. Sakın bozma kendini, vallahi bak. Seni kimse üzemez. Sizin ilişkiniz 58 sene sürer. İki deli. Vallahi billahi. 6 kere boşanırsınız, bir daha evlenirsiniz. Güzel İnşallah. Güzel. Yayınlayalım buraları. Tabii. Kuzucuğum. Alkışlayalım. Kim daha çok kazanıyor? Şu an herhalde ben daha. Evet. Öyle mi? Aynen. Hocam, anım senin 8 katın Allah'ım kazansa. Keşke. Keşke. Vallahi mı? Evet. Hiç sende o gurur var mı yani mesela? Bende o beklenti var hocam. Gururu geçtik Mesut Bey. Ben çok isterim yani kazansın. Kendisi gamer olmak istiyor. Gamer. Tüküreyim böyle hayale, yemin ediyorum. Sürekli. Game, hayaline gamer olacağım abi ben. Kaç yaşındasın? 46 tabii. Sürekli böyle evde durup oyun oynamak istiyor. Oyun bağımlısı. Ben de çalışıp ona... bakmak istiyorum. Aslında benim de hayalim şöyle, o evde dursun, hani bir yandan oyun oynarken bir yandan ev işlerini yapsın. Benim de hayalim o yönde. Ha, sen de eve uğrama. Sen ayrılmak hayal ediyorsun galiba, ayrılma hayal ediyorsun. Öyle tahmin ediyorum. Sen mesela 8 kat para kazansan bakar mısın bu adama? Bakarım. Hiç kazanmasa o. Bütün gün gamer. Ya bakarım ama bir süre sonra muhtemelen derim yani, ne yapıyorsun sen bu oyunla, bu oyunda ne oluyor? Şu an hesapları kim ödüyor? Orada. Fark etmiyor yani kimin kartı... Çok borç yani. Alıp verme var mı? Şöyle, biz her şeyi, ev kirası, faturaları yarı yarı ödüyoruz. Ondan sonrası kim öderse, kim şey yaparsa falan. Öyle. Aynen. Ha, her şey yarı yarı, sonra kim öderse. Aynen. Aynen. İşte ya, zaten yemek, çok büyük bilmem bir fark falan. Yok kazandığınız para arasında. Ha, tamam. Güzel. O güzel şekilde. Bir şey bu. Evet. Mesela... Öyle bir ses geldi ki şu an. Pandeminin orta yerinde. Eğer korona ise bu öksüren ya da tıksıran, şurası bölge halinde korona şu an bak. Şöyle şu sol bölge. Duydunuz mu en sessizlikte? Oğlum sırası mı? İçinden yap şunu. Hocam müstakbel kayınpeder nasıl biri? Mükemmel. Tanıştınız. Kayınpeder. Aç biraz mükemmeli. Ya çok böyle, ya ben onu biraz dedeme benzetiyorum aslında. Çok böyle sakin. Çok... Dedene benzetiyorsun. Evet yani şey, birazcık yaşı var. Evet, bitti. Ve çok sakin, çok anlayışlı. Hani misafirperver. Gerçekten şey bir insan ya, böyle bu programa çıkmaz mı yani bir şey bu programa orada. Çok gerçekten mükemmel bir insan yani. Şimdiye kadar çıktı. çıktı oradan. Manyak, oradan daha güzel bir şey. Dünya tatlısı. Siz konuşun lan yapıyor da. Anladım. Kayınvalide nasıl? Kayınvalide birazcık böyle... Hah. Çok zeki, cin gibi. Böyle hani şey, kandırır yani beni.
Öyle değil zaten. Ne diyor acaba? Dolandırdı geçen gün tabii. Harçlık istedi, verdim. Geri vereceğim dedi. Yok Mesut Bey. Ne demek beni kandırır? Yani şey... Hani yani nasıl diyeyim, böyle insanları... Şey yapan insanlar olur ya, böyle hani etkisi altına alan insanlar olur ya. Dominant mı acık? Dominant. Evet. Yapma ya. Bayağı dominant. Öyle mi? Sen çektin mi annenden küçükken kuzum dominantlığından? Ya küçükken değil de daha sonra da yani. Çekmek değil de kendi dediği olsun isteyen biri. Hala? Evet. Bu adamı onaylamasaydı? Zaten ilk başta onaylamamıştı. Ne dedi? Ben telefonla konuşuyordum Ahmet Han da yanımda. İşte bahsettim kendisinden. Ne okuyor dedi. Radyo, sinema, televizyon dedim. Aman boş ver dedi bana. Hayır öyle kadın demek. Haklı. Şey dedi ya. Ne dedi? Puan almak gerekiyor muymuş o üniversite için falan dedi. Öyle ezdi yani üstüne. Daha devam ediyor. Ya yok. Annem... Keşke buraya gelseydi. Çok isterdim ben şu an. Değil mi? Orada olsaydı. Tamam. Ya öyle bir insan hani birazcık... Şey bir insandır yani, böyle önem veren, işte avukat olsun kızım bilmem ne falan işte. Ha. Öyle bir insandır o yüzden, ama sonradan kendisini tanıyınca, çok iyi biri olduğunu görünce dedi yani sen bu çocuğu bırakma. Onun annesi babası nasıl? Onun annesi babası da çok tatlı. Biz zaten bayağıdır tanışıyoruz. Ne diyorsun müstakbel kayınvalidine? İkbal abla diyorum. İkbal abla. Diyemem. Zaten evet. Çünkü o da istemez. Herkesin kendi annesi var der. Hiç gerek yok der. O yüzden o da öyle. Babasına? Babasına da Mehmet abi diyorum. Yani zaten çünkü şu an şey bir durum yok yani. Babasına lakap takmış. Topesto diyorlar babasına diye. Yani daha çok hitap etmemeye çalışıyorum yani. Öyle olunca geriliyorum. Hiç hitap etmiyorsun. Hiç hitap etmeden böyle aradı hani. Dürt. Baksana buraya. İlişkinin soğukkanlısı kim? O. Yatıyorsunuz kesinlikle. Demek ki tıkır tıkır hırsızdan ses gelmiş. Ne yapacaksın? Kesinlikle o. Ben zaten çok panik bir insanım. Hemen bir şey olsa ona da böyle hemen hastaneye gidelim. İşte oraya gidelim. Ambulans arayalım. Polis arayalım. Yani şöyle bir... Minik bir anı var bununla ilgili. Ben İzmir'de yaşıyoruz o zaman. Beraber yaşıyoruz yine aynı evde. Aradı beni. Hüngür hüngür ağlıyor, titriyor. Aşkım dedi, yangın çıktı evde. Ben de tabii panik oldum dedim. Tamam sakin ol dedim. Ne olduğunu anlatamıyor ama. O kadar çıkır çıkır ağlıyor ki. Bana dedim her ne oluyorsa fotoğrafını çekip at. Anlatamıyor çünkü. Ne olmuş? Ne olmuş? Doğalgaz borusu. Ocak doğalgaz borusunu hafif yakmış. Oradan ateş çıkıyor. O kadar. Yani hiçbir şey yanmamış. Oradan ateş çıkmaya devam ediyor. Hani eğilip tüpü kapasa bitecek. Hocam. Sen de video gönderseydin böyle. Ben... Tekrar tekrar bumerang atmış. Ama... Ben de... Ya şimdi ama... şey... Çok da masum gözükmüyor tablo gerçekten, hani şey endişelenecek bir durum şey var. Ben hemen apar topar çıktım işten. Telefonu dedim ki, bir tane böyle bina görevlisi bir abi vardı. Hemen dedim ona söyle, o halletsin ne yapılması ama gerekiyorsa. Ama şöyle bir durum var. O tüp var orada. İzmir'de tüp var. Oradan işte böyle gaz fışkırıyor. Gazın fışkırdığı yerden de alev fışkırmaya devam ediyor. Ben de o sırada yemek yapıyorum. Yani aklıma direkt şey geliyor. Gaz fışkıran yere ağzını tutacaksın. Fışkıracak. Aklıma direkt şey geliyor. Tüp patlayacak. Öleceğim. Haklısın. Kedilerimi falan en arka odaya götürdüm aşağı gidemeyeceğim için. Onları en arka odaya kapattım, en uzak yere. Sonra kendim koşarak aşağı indim. İtfaiye falan arıyorum. Geldiler. Apartman görevlisi geldi. Çok rahat bir şekilde. Kapattı ve gitti. İtfaiye. O sırada ben yetiştim. İtfaiye geldi. Oturduğumuz sokak daracık. İtfaiye girmeye çalışıyor. Oradan vinç uzanmış. Yani böyle... Kedilerden birini almışlar. Leo gelmiş. Ben de itfaiye... Balkız itfaiyeciye yazıyor. Yalıyor falan. İtfaiye diyor ki camları açın, gaz kokusu çıksın. Ben diyorum ki açmayın, kedilerim kaçar. Gidin falan. Onlar da diyor... İtfaiye mi kovaladın? Gidin lan buradan. Kapattı ya. Bana 3 kelimeyle anlatır mısın hanımefendiyi? Şimdiye kadarki 4 yılı 3 kelimeyle anlat. İlk bölümü ara verelim. 3 kelimeyle. İnlemeden. Evet. Hocam gir araya.
Bir bu taraf daha Covid olmadı. Gir gitsin. Neşeli. Neşeli. Konuşkan. Ve sevgi dolu diyebilirim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Oldukça sempatik yani. Neşeli, konuşkan, sevgi dolu. Şeker kız kendi şu ana kadar. Burası? Benzer kelimeler yasak. Üşenget. Tamam. Gurursuz. Üşenget. Komik. Komik. Bir de pasaklı. Pasaklıyı aç biraz. Yani şöyle, gerçekten dağınık biri. Ve o dağınıklık orada öyle bir ay dursa ona batmaz. Ama bir süre sonra ben toplamak zorunda kalırım. Ve ben toplarken cinnet geçiririm. Gerçekten öyle. Yani ben birlikte iş, ev işi yapalım istiyorum. Ama o hani erteliyor sürekli. O ertelerken ben cinnet geçirip tek başına girişip hallediyorum. Hocam bu sende bir alışkanlık olmuş olabilir mi? Hanımefendiye yıkıyorum ben bu işleri diye. Ya yok. Ya uğraş yani bilmiyorum. Ne dedin az önce? Ya çocukluğumdan beri böyleyim. Annem de aynı dertten muzdarip. Öyle diyeyim. Ama işte hani yardım etmeye çalışıyorum. Ama içimden gelmiyor. Hatta bu yüzden... Ne oldu lan bir anda? Misfi yani... Yani... Etimi koparıyorlar gibi ben. İstemiyorum ev işi yapmak ya ben. Şöyle... Mesela yarın süpürge yapacak diyelim. Ben onu iki gün önceden ona söylemem gerekiyor. Yoksa hazır değilim falan diyor. Yani yapamam falan diyor. Ya şu an ruhum buna hazır değil, anlıyor musun? Gerçekten. Hocam bir süpürgeye iki gün önce mi hazır olman lazım? Yani bir İki gün. Ya birkaç saat önce hemen şey ders olmuyor mesela. Hadi aşkım temizlik yapalım. Yapamam diyorum yani. Ben yapmam. Ha, hadi temizlik zor. Bu mesela yüzden... şey falan der hani akşam 11 gibi falan yapalım. Tamam hazırlıyorum kendimi. Neye hazırlıyorsun? Akşam ölüm var, ölüm var, ölüm var. Hazırlan, ölüm var. Biz bu yüzden odaları ayırdık. İyi. Yani yine yatak odası falan var ama herkesin yani. Kendi odası var. Ben onun odasına karışmıyorum. Yani nasıl içerisi? Bok götürsün isterse. Dağınık zaten. Kız açıldı ha. Bokunda mı olsun inşallah? Ama... Sakalını tükürdüğüm ben. Ne varmış odada? Ya genelde çok dağınık oluyor. Ona batmıyor yani. Yerdeki çoraplar işte oradaki... İşte CD'ler bilmem ne. En baba böyle en tepede ne pasaklığını gördün? Pasaklılığını gördün. En ama. En tepede öğrenci evindeyken fotoğrafını atmıştı ben gelmeden temizlemeden önce. Ama böyle bir dağınıklık olamaz yani yerlerde şişe kapa. Yani yer gözükmüyordu. Öyle diyeyim. Doğru mu hocam? Ya şöyle oldu. Kedi... Belli ki doğru. Kedi... Çok net değil mi? Doğru yani. Bir gün girdim. Kedi... Komidindeki işte o diğer çok çekmeceli olan neyse onu böyle açmış hepsini çıkartmış dışarıya. Kedi yapmış. Evet evet. Ama şöyle bir durum var. Cem Bey. Sizden daha yalancısını bulamayız diyorduk. Oğlum bu erkeklerin yalanları gerçekten çok hiç olacak gibi değil yani. Kediye bak açmış. Azıcık donları atayım bu tarafa. Çorapları atayım. Şişe kapaklarını açayım biraz. Şimdi fotoğraf atsın, sonra suçu da bana atsın. Hadi bakalım. Hocam bunları kedi mi yaptı? Vallahi girdiğinde... Tabii ha, oğlum bak yemin et de çarpılacaksın ha. Vallahi diyor bir de yani. Kedi ne yapabilir? Ya vallahi hırsız girmiş sandım öyle. O kadar dağıtmıştı ya. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın? Kedi yattım evde. Ne olacaksa olsun. Ya ne yaptım ben? Yarın toplarım dedim. Ben ne yaptım? Yarına bıraktım. Kendimi hazırladım önce. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi devam ediyor. Alkışlarla! Sence bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Hayır, değil. 10 ama üzerinden? 10 üzerinden 8. Etmez, bir daha düşün. Ya ben kalp gözümle gördüğüm için herhalde benim için yakışıklı gayet. Uğur ne yapıyorsun ya? Ahmet'ten 8 eder diyenler fiziken o desin. Kim o tanıyorsundur onu sen? Böyle şeyler geldi tanıdık olur. Yok hiç tanıdık yok. Tamam. 8 diyorsun. Ne olsaydı 10 olurdu? Ne olsaydı 10 olurdu. Biz tanıştığımızda 10 kilo daha zayıftı. Öyle olsa 10 olurdu. Şu an nesi var? Yağma yok ama pek. Yani
10 kilo daha azını düşünün işte. Ben niye şu an Ahmet Han'ı hayal ediyorum hocam? Bana bir anlatır mısın? Ahmet Han, Ahmet Han. Ne güzel zayıftın be Ahmet Han. Kası var mı şu an? Yok. Kaşı kaş gözü göz mü? Öyle. Bence öyle. En sevdiğin fiziki özelliği? Burnu. Çok küçük. Bak bakayım buraya. Aa, o kadar küçük ha. Küçücük. Hocam sen o küçücük burundan nasıl oksijen alıp veriyorsun? Zorlanıyor mu arada? Uykuda mı uykuda? Yok yok. Bebek yok. Gibi uyur mu? Tamamen bebek gibi uyur. Nefesini bile zor duyarım. Ölmüştür belki, baktın mı? Hani bazen kontrol ettiğim oluyor yani. Lan ayna mı tutuyorsun böyle şey, hayır, kuşlara hayır, yaparlar? Dinliyorum. Şey, nefes alışverişini dinliyorum. Aa. Çünkü çok bebek gibi uyur. Aksine ben tamamen... O nasıl uyur? Çok bebek gibi uyumaz. Aç biraz bebek gibi değil derken ne? Yani yorgunsa biraz sesli uyuyabilir. Nasıl bir ses çıkarıyor yorgunsa? Çok değil ya, öyle uykumdan uyandırmaz böyle şey, yani nasıl diyeyim. Şöyle bir dürterim ama. Yap bakayım sesi. Yok yapamam. Ya. Dene bir ya. Zaten çok denk gelmişindir. Hiç yapamam ki vallahi. Ama yapamam. Benim burnumda et var. Ya tamam et met. Böyle... Oluyor mu? Yok, o kadar değil işte. Nasıl? Mesela. Onun böyle tam yarı yarıya uyuyor. Bana ne yaptırıyorsun sıçarım ha? Yapsana abi, köpek. Ben yapamam ya, yapabilirsin. Yap, yapacaksın, eşek gibi yapacaksın. Hadi bakalım. Dene bir ya, biz yaptık ya burada. Ya, hiç denemedim Mesut Bey, o yüzden. Yani. Burada dene. Horlama taklidi hiç yapmadım. Hadi bakalım. Birazdan da horoz taklidi yaptıracağım sana, hadi bakalım. Gerçek. Mesut Bey, ne oluyor ya? Gerçekte hiç horlamıyor ya. Ben yapayım. Bilmiyordur. Bilmiyor. Sen yap bakayım kendini. Ben duymuyorum ki kendimi. Bıktım artık ben sizden. Hocam kaç veriyorsun bu kadına? 8 veririm ben de. Ne oldu ya? Kim iç çekti Allah'a seher ses söyleyin. Şöyle bir ses geldi. Kimdi o sesini çıkaran? Ne olsaydı onu olurdu? Kendisi cildini hiç beğenmiyor. Cildini sorunlar oluyor. Ne varmış dünya tatlısı kadının cildinde? Ya işte lekeler falan var. Leke mi var? Aynen. Kapattın mı bir şeylerle onları? Yok. Ya çok kapatmadım. Çil falan var şuralarda. Leke var. Işte. Çil seksi bir şeydir ya. Ben beğeniyorum. Sence cildi nasıl? Bence hiçbir sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Yani şöyle artı bir de şöyle bir şey diyebilirim. Belki hani yanakları birazcık şey böyle hani kemikli. Belki hani ya şöyle şimdi 8 dedim ya. Benim bunu... Çocuk çok tatlı. Bak dedim ya, açıklamak zorunda hissettim kendimi öncelikle. Ben bunu ona tamamlamam için... Yani ne varmış yanağında? Hayır yani kemikli. Bende mesela o yok. Ben bir jawline yaptırsam bence daha iyi olur. Ne yapsan? Jawline. Dolgu, çene dolgusu. Öyle mi? Tabii. Ne oluyormuş çene dolgusuyla? Ya işte daha Hollywood şey starlarında olur ya böyle. Çenesi aspam ya. Ne olacak onu? Regret mi olacak onu yaptırınca? Yok hiç bok olmaz da. Olur canım, dünya tatlısı adamsın daha ya. Daha iyi olur yani. Olur olur bence de. Sen böyle köşeli olmasın mı isterdin? Mesela işte jawline'lı gibi. Öyle diyeyim size. Aha. Kadınlarda da tam tersi, oraları törpületiyorlar falan. Ha böyle. Anladım şimdi. Jawline. Heh. Öyle mi? J-A-W. Jawline. Jawline. Aynen. Yani güzellik sektöründe çalışıyorum genelde. O yüzden hakimim yani. Jaw ne İngilizce jaw? Kolaymış lan çene o kadar. Bir saattir çene konuşuyoruz diyor ki jaw ne yani? Line çizgi. Çene çizgisi. Jawline değil mi? Doğru. Ha şimdi oldu. Siz o zaman ters. Evet. Ya, ikinizin de jawline yani yaptırması lazım. Ben sakalları kestirmeyeyim mesela yani. Çok hepten böyle. Çok. Çene yok bende yani. Çene yok. Ha, aynen öyle. Bu ilişkinin jawline'e ihtiyacı var. Bu ilişkinin jawline'e eksik. Ben yeni öğrendim ya, cümle içinde kullanıyorum şöyle. Babam bana jawline aldı. 40 liraya almış babam. Canım babam. En beğendiğin özelliği? Gözlerini çok beğeniyorum ya. Çok tatlı gözler var bence de. Evet. Nasıl gözlerini biraz bize tasvir et bakalım, betimle. Böyle Tolstoy gibi betimle bize. Çok klişe olur. Ceylan gözlü falan. Yani olmaz ya, yapamayacağım gibi. Mesut Bey ilk başta yapıyordu ilişkinin. Şiirler, şarkılar falan. Artık bir şey yok bitti yani. Bitti mi? Yani öyle yok. Yani yine eğlenceli bir ilişkimiz var ama o romantiklikten çıktı artık gibi. Aferin kız, açıldın ha. Ne şiir, şarkı ne okuyordu başlarda? Ya kulağıma fısıldıyordu falan böyle. Ne fısıldıyordu? Sübhaneke Allah'ım ve bihamdik. Mesela. Böyle doğunca adını fısıldarlar ya. Oğlum doğdum artık, 50 yaşına geldim, dur acık. Mesut, Mesut, Mesut.
Ne fısıldıyor? Ya biz İstanbul'da değildik o zaman. Burada Pierre Loti'ye falan gelmiştik. Bayağı şiir falan fısıldıyordu ama şu an... Şiir? Hani, o dizeyi hatırlamam. Ne fısıldıyordun? Hugh Grant. Valla... Ya, ya yazan açıkçası... biriydi. Kendi şiirini? Yok yani senaryo şey yani... Yazarak kendini çok iyi ifade eden biri olduğu için böyle romantik mesajlar falan da atardı. Atıyordu. Kulağına ne fısıldıyordu onu merak ettim ben. Ya 4 yıl olduğu için benim hafızam çok kötü. Şiir iki dize bir şey hani. Hocam bunu hatırlıyordur. Ya şöyle bir hikayesi var aslında onun da. Şimdi ben çocukluğumdan beri rap müzik dinliyorum. Yani rap? Evet. Ve böyle hani... Yaklaş. Mikrofon show. Hani, ne dedin kızı kulağına? Hiç bilinmeyen yerel rapçilerin de... Yerel rapçi! Çok iyi bildiğim ve dinlediğim için... Aha. Yani başkasının sözlerini de söylemiş olabilirim. Ha, rapçiler aldı benim mi dedin? Var mı ya? Evet, evet. Rap gibi mi söyledin mesela kulağına? Mesela bilen belki vardır. Can ha. Feza diye bir adam var. Tamam. Mesela onun şarkılarından çok söylemişimdir yani. Bir tane Allah sen bir tane. Yani bir cümle geldi aklıma. Mesela, dünyanın oksijenini bir başına üretir gözlerin. Ha, evet, diyor. Evet buydu. Aynen. Kız da muhabbet kuşu gibi. Vallahi buydu ha. Fenerbahçe. Buydu ben. Bu muydu? Tarz, yani şeyler buydu falan yani. Da var mesela işte. Şu anda inanın baştan söyleyeyim ezberimde yok ama. Olsun. Göğe bakma durağı işte... hoş geldin kadınım hoş geldin diye bir şiir de vardı tam hatırlayamadım şimdi ama onları hep ezberleyip kulağına fısıldıyordum zamanında yaptım. Ya vallahi güzel ha şimdi... Çıktınız mı hiç beraber tatile? Çıktık. Nereye? Yani şöyle beraber biz Marmaris'te yaşadığımız için zaten oraya gittik hani orada kalıyorduk ama tatilleri beraber yapıyoruz. Şu an Marmaris'te mi ikamet ediyorsunuz ikiniz? Yok hayır ailem orada yaşadığı tamam. için yani otel yerine bizim evi kullanıyorduk. Annesi babası varken evlerine mi gittin? Tabii. Nerede kaldınız? Yani ayrı odalarda kaldık işte. Gece böyle fıtır fıtır. Anne baba ayrı, babasıyla kaldım diyebilirim. Onların anne babası ayrı. Benim olabilir. Tamam ne olacak? Babam vardı evde. O da salonda kaldı. Ben kız kardeşimin odasında kaldım. Gece hiç bir araya geldiniz mi tuvalette falan? Yok, hayır. Kızar mıydı baba? Yani kızmazdı da muhtemelen. Babamın bir şaka yollu kızışı var. Kız ne yapıyorsun sen burada falan gibi bir şey derdi muhtemelen. Babamın şaka yollu bir kızışı var. Geçmişinizi sikerim aslında şimdi. Şaka yollu böyle kızıyormuş babaya bak. Hocam hanımefendinin fışt yap bir huyunu değiştir. Ya çok titiz ve beni darlıyor bu konuda biraz. Titiz mi? Oğlum sen de bokunda mı olacaksın? Kız da yani acık titiz olmalı. Çok mu titiz? Ya, titiz, hele ama mesela, titiz bir huy şey, değildir yani. Ya COVID başlangıcında yani herkes tabii Berra hak verir ama aşırı böyle beni bunaltıyordu. Ben de hiç gelemiyordum o tarz şeylere. Ya işin sonucunda ben COVID oldum o olmadı ama. Hocam bence COVID senden çıkmış olabilir öyle söyleyeyim. Herkes Çin diyor, yarasa diyor bir şey diyor da yani. Ya, ben... ya kedi de vardı o ilk dağıta var ya yeni. İlk başta işte hani herkes yapmıştır bunu. Paketleri yıkıyorduk bilmem ne falan hani geliyordu bilmiyorduk tamam. Ama. O zaman ben banyoyu yıkamaya geçince kafayı yiyordu böyle üf falan bir sürü şey yıkayacağız bilmem ne. Bazen gelmiyordu falan. Sonra ben sürekli ellerimi kolonyayla fıslatırım yeter artık falan diyordu. Şey ya kolonya kontrol vardı eve geldiğimde ne kadar bitmiş diye bakıyordu yani. Ne kadar bitmişti hayatım? Bitmiyor hiç. Hiç bitmiyor. Sabah çıkarken ağzına sıkmış. Bu zaten nereden girecek? İki burnuma sıkayım, bir ağzıma sıkayım. Maskesi de bitmiyor hiç yanında olan. Ne demek o? Yani ha. Ben mesela yanıma maske alıyorum işte 3-4 tane. Hani gün içinde değiştirmeye gerek. Sen tek gidelim. Maske mi hocam? Ya günde bir tane yeter. Yeter abi. Adam olana bütün COVID boyunca bir tane yeter. Ne var o mikrop gene orada zaten. Bir şey yok ki onda. Oldun mu COVID? Oldum. Nasıl atlattın? Çok hafif atlattım. Ha. Tabii. Yani hiç olmamış gibi atlattım. Anladım. Şimdi hanginiz haklı? Hadi bakalım. Titizlik bir huy değil ama. Azıcık daha biraz şöyle, zorla bakalım. Ya yine huy gibi değil belki ama şöyle bir şey diyebilirim. Aklıma geldi. Alkol sevmiyor. Ben de seviyorum. Yani böyle oturup sabahlara kadar... Vallahi bu büyük bir dert. Yani. Gerçi bence dert. Konuşuyor alkolik. Bu dert. Ama... Abi yol yakınken vazgeç bu dert. Hiç mi içmiyor seninle? Hiç değil ama yani...
Hep böyle bir plan yapıyor. Çok hevesli. Diyor ki işte bugün gideceğiz rakı içeceğiz, bugün gideceğiz işte bira içeceğiz. Hatta bugün de içeceğiz bakalım ne olacak. İşte oturuyoruz masaya, birinci bira bitmiyor. Yani olmuyor yani. Sen de istiyorsun ki aynı kafada sarhoş olacaksın ve muhabbet edebilirsin. Tabii hiç olmadık değil. Hani olduğumuz zamanlar da oldu. Kuzum sen sarhoş değilken bu adamın yavaş yavaş sarhoş olması hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben... Karşında çünkü biz erkekler böyle hanımefendi içmiyorsa yavaş yavaş rezil oluyoruz böyle içtikçe. Ya yok öyle çok bir değil de genelde sarhoş olunca böyle sürekli sevgi sözcükleri. İşte seni çok seviyorum, iyi ki varsın falan benim işime geliyor açıkçası. Plan yapıyorum işte yaşasın içelim işte gidelim dağıtalım. Yani içim almıyor öyle diyeyim. İçemiyorum tadını... İçim almıyor bu adama da bakınca bir tadım kaçıyor. İçim almıyor ya. Öyle oluyor. Ben de istiyorum içmek ama olmuyor yani. İster miydin hocam içebildiğin bir hanımefendiyle birlikte olmak? Yok. Yani yok. İçer ya zorlar. Yine böyle tatlı ama alkolik. Zorlar. Böyle nara atıp geliyor mahalleye. Aman abim yerinde lan. Böyle gelmiş mahalleye. Kalkın lan. Böyle gelmiş. İster misin böyle nara atan sokak serserisi bir sevgili? Ya çok... Sabaha kadar içip içip kusuyor böyle ağzına kusmuş. O... Kuzucuğum pasaklılığını konuştuk onu geç. Bir huyunu değiştir. Huyunu değiştir. Çok üşengeç erteliyor. Her şeyi. Her şeyi. Her şeyi. Çok beklemişliğin var mı bu adamı? Var. Benim kendisini otogarda 4,5 saat beklemişliğim var. 4,5 saat. Neden bekledin? Ha, o biraz şov. Buradan, şimdi burada yani maksadını açmışsın ama buradan Ankara 4 saat çekelim. Şimdi otogar konuşuyoruz ya yani. Ya mesela o kadar bekleyip Ankara'da da buluşabilirdiniz. Şöyle, ya otobüs birazcık gecikti vesaire. Ben de kendisini almak istedim. Hani o ilk buluşacağımız zamandı. Ha, iyi de otobüs geciktiyse bu adamın ne suçu var? Ama 4,5 saat bekledim sonuçta. Ama otobüsün şoförü mü o? Hocam kaç saat gecikti otobüs? Yani... Ya ne kadar ki? Ben otobüse binmekle mükellefim orada. Yani 4 saat gecikmiş demek. Bu olayda hiçbir suçun yok senin. Muavine söyleyelim bunu yani. Şoföre söyle bu adam ne yapsın? Birazcık da şöyle oldu. Ben çok geç saatte geliyordu. Ben de geç saatte taksiye binmek istemediğim için tek başıma erken saatte binip gittim bekledim otogarda. Onunla geç saatte beraber geri döndük. Bu çocuğun ne suçu var yine burada? Ya bir şey yok işte bekledim yani. Övün beni artık bekledim. Benim hatam bekledim evet ama beni övün. Hocam hiç bir bok hatırla ben kadın bulmuşum sakın bırakma. Öyle benim gerçekten öyle bu arada. Çok kötü. Evet evet. Sıfır, sıfır yani. Mesela yarın bizim programa katıldığınızı hatırlayacak mısın? Hatırlarım. Lan biz ne ara gittik ilişki testine ya? Çekinme kim olmuş? Gittiğimiz kafelerden birini hatırlamıyorum yaşadığımız anlardan birini. Israrla hatırlatmış. Hocam anı komple yok ya. En ince detayına kadar anlatıyorum. O anı yok. Tamam lan dur şimdi kızın hafızasını test edelim. Biz ilk bölümde ne konuştuk? Biz mi? Şey işte. Biz mi? Kıza bak böyle yapıyor. Biz kim? Nerede? Berra huy olarak bir hayvana benzet bakayım. Ya çok yine kedi yani. Çok yani gerçekten... Leo mu Belkıs mı? Bela. Belada ne var? Bela. Yani çok yaramaz. Aşırı. Ne anladın peki belayı? Biraz Berra anlayalım. Ya yok onunla hiç alakası olmadı da. Hani şey... Kendi de pişman oldu ha. Yok yok. Anlat bakayım belayı ne yapıyor? Yok şöyle hani kafasına göre takılır. Kendi planları vardır. Kedinden bahsediyor şu an. Tamam. Beladan tamam. Aynen öyle. Hiç, yani hiçbir şekilde hiç kimse hiçbir şey dinlemez. Hani bütün kediler dinlemez. O daha bir böyle başına buyruktur yani. Aha. Ama işte en böyle sevecen, en böyle akşamları korkarak yanına gelir. Sev beni falan der böyle. Öyle bir kedidir yani. Yani güçlü görünen kedilerde de şey mi oluyor? Gece böyle sığınacak bir yer mi arıyorlar? Evet, sığınmaşık. Evet. Evet. Mesela Balkıs tam tersi. Hep böyle hani biraz daha tırsaktır ama hiç sevdirmez. Hiçbir şey yapmaz yani. Hangisi Berrak? Leo ile Bela karışımı diyelim ya. Leo'yu da anlatacağım. Leo ile Belkıs'ı çiftleştirelim. Sen kuzum huy olarak bir hayvana benzet. Koala. Neden? Üşengeç. Orada dursa durur. Yani 12 saat bilgisayar başında dursun diyelim oyunda. Durur. Durur yani öyle. Senden böyle ricalar oluyor mu? İşte çay getir. Olmuyor. Kahve. Ben getiriyorum genelde kendim yapıp. Ya sen de az alık değilsin ha valla. demeyeyim dedim az saf değilsin yani. Hem ya şikayet ediyor. Sen de bir portakal soyuyorum ben de ona. Geçen gün de börek açtım Mesut Bey tabii. Uyku kültürünüz nasıl? Aynı anda mı giriyorsunuz yatağa? Evet. Evet. Öyle mi? Aynen. Kim kimi çağırıyor? Hadi sen de gel.
Aynı anda desek. Nasıl oğlum? Aynı anda ki nasıl uykunuz giriyor? Ya aynı anda giriyoruz. Göz gözü gelip hadi yatağa. Ya şöyle diyelim. Şimdi yatağa. O başka bir şey olur, onu sormuyoruz ya. 12.30 gibi falan artık böyle ikimiz de alışkanlık toparlanmaya başlarız. He. 12.30 bir arası yatağa gireriz yani. Öyle mi? Aynen. Ama yatağa gireriz ama uyuyamayız. Çünkü kendisi sürekli sesli video izlediği için. Anlat bakayım bize biraz yatağınızı biraz daha. Sesli video mu izliyor? Ya, ama kulaklık tak. Ya yok yani böyle sosyal medyada geziniyor ya. Sesi dışarı mı veriyor? Çok hafif ya. Öyle, herkesin öyle değil mi? Ben öyle sanıyorum. Çiplerde. Bu soruyu galiba Cem Bey'in sevgilisinden daha önce duymuştuk. Evet onu. Lan WhatsApp'tan, Rusya'dan. Herkese mesaj atmıyorlar mı? Atıyorlar annem, atıyorlar ya. Tabii bolu. Öyle sanıyorum yani. Öyle durum. Yani ben de... Oğlum bir kulaklık al kendine. Var zaten de. Ben rahatsız etmek istiyorum yani. Bazen de süpürge sesi açarak uyuyor. Hayda. Ne demek o? Süpürge sesi açıp uyuyor. Telefondan. Onu seviyor. Aplikasyondan. Aa, yani YouTube'dan. YouTube'dan süpürge sesi mi açıyorsun? Evet. Şey mi? Vuuu. Aynen öyle. Ben ne oldum 40 yaşında adam? Rovet oldum ben bu yaşımda. Böyle ses mi açıyorsun? Ya. Oğlum sen niye bekar hayatı gibi? Yanında biri var senin. Hayır. Sesli video açıyor. Vuuu. Yatağa işiyor. Ha. Oğlum kadın yatıyor yanında anasını satayım. Ben bekarım, yatağa daha çok saygım var senden, yemin ediyorum. Öyle istemeyince açmıyor. İlk hayır ya. Kuzum senin hakların var, insan haklarına göre bazı hakların var senin. Montre sözleşmesi saçma oldu ama olsun, siktir et. Kapitülasyonlar, bazı hakların var senin. Kopenhag kriterleri, bunları kullan ya. Ya tabii ki şey değil lan ya. Yatıyoruz yani. Yani ben uyuyamadım, hadi onu açıp uyuyayım. Ne yapıyor? Yok. Öyle değil. Yani çok hani genelde... Çok nadir açıyorum bu arada da, kulaklık takarım. Yani şöyle diyeyim, mesela yan komşudan çok gürültü geliyor. Evet. Misafir var falan. Yan komşudan. Aynen öyle. Evler kağıttan galiba ev. Vallahi çok, çok ince geliyor herhalde. Yani. Aa, dikkat edin, biz bilmiyorduk. Tamam. Çok ses geliyor. Öyle olunca bir şey açmamız gerekiyor. Yoksa uyuyamıyoruz. Yatak odasını oraya kurmuş bulunduk. Süpürge falan açtık ilk başta. Beraber yani, açmışsınız. Açtık ama sonra ben cidden uyuyamadım. Sonra ben yağmur sesine falan çevirdim. Bari bir ses olması gerek diye. Sonra onda da uyuyamadım. En sonunda bir tane müzik buldum artık ben de kendim. 528 Hz bir uyku müziği var, böyle bir ses. 8 saat onunla duruyorum. Ben de kendime göre bir şey buldum artık onun süpürge sesini. O onu açıyor, oldum. Ben onu açıyorum. Aynen böyle kenarda sesler bir şey. Bu tarafta vuuu. Bu tarafta sende de neymiş o? Ya böyle bir ses nasıl yok, diyeyim? Yok ben onu kulaklıksız dinleyemem bu arada, hiç uyuyamam. Ne ama o? Benim sesim şey yani onu hani böyle... Meditasyon gibi. Sesi gibi dın dın böyle bir sesler çıkıyor. Böyle masaj salonlarındaki gibi. Ha öyle gibi ama rahatlatıcı geliyor bana. Yani hemen uyuyorum. Ha. Sabah bakıyorum 8 saat bitmiş YouTube falan. Güzel. Hocam fışt yaptın, kayınvalidenin bir huyunu değiştireceksin. Hangi huyunu değiştirirsin? Müstakbel kayınvalidenin dürüstü. Yani o dominant karakter ben sevmiyorum ya. Yani biraz evet. Kafanı kurcalıyor mu? Yani evlenince o... darlar mı beni diye? Hiç kurcalamıyor. Tamam. Hiç. Değiştir bakalım huyunu. İşte çok dobra olabilir. Yani evet. Dobra. Evet. İncelikten yoksun mu? Hayır canım. Yok yok. Senden bir huy alacak. Berrak. Ha? Hangi huyunu alsın senin? Soğukkanlılığını alsın. Soğukkanlılığını alsın. Ha. Yangında azıcık daha rahat etsin. Tabii canım ya. Genel olarak hayat yani. Ama şöyle. Ya şöyle. Mesela yangın olarak da değil. Hani örnek veriyorum. Ay sonu geldi. Paramız çok azaldı. Çok paniğe kapılıyor. Sanki fakirlikten ölecekmişiz gibi. Öyle mi kuzum? Ya böyle nasıl diyeyim? Ben yani... hesabımda bir miktar paranın mutlaka durması gerek. Dur şimdi. Hep beraber bakacağız. Ben de soracağım. Birkaç seyircimiz de soracağım. Seni rahatlatacak hesabındaki o miktar ne kadar? Ya beş... Ne? Ya açıkçası şöyle. Maaşıma mesela işte 5 gün falan kalmışsa 500 lira falan olması gerek orada en az. Ki tamam. Hani acil bir şey olunca yapabileyim, edebileyim, gideyim. 500'e. Ya nasıl diyeyim? Ya, ya böyle şey yani... Aklıma 70 hep... dolar. Ya evet öyle bakınca. Hadi bakalım hapse gireceğiz galiba bu laftan sonra. Ben kurtarırım.
Avukat olarak. Sen o kadar tatlısın ki sen benim var olan cezamı arttırırsın muhtemelen yani. Savcı sana böyle bırak ya 12 yıl verin bu pezevenge diye. Yok, iş hayatım da öyle değil. Ha öyle mi? Hı-hı. İş hayatın nasılsın? Ciddiyim, çok ciddiyim. İnanmadın. Yok, inanmadık valla. Ya ciddiyim. Yani benle iyi tanışanlar ya da iletişim kurmaya çalışanlar tanışamaz genelde. Çok soğuk olduğum için. Öyle mi ya? Evet. Ha ne güzelmiş. O şekilde. Anladım. Ne konuşuyordum. O senin hangi oyunu alsın Berrak? Birazcık böyle plan, program huyumu alabilir. Çok plansız, programsız. Yani mesela ben her şeyimi hazırlarım, buraya gelmeden hazırladım etmiş. Son anda yapar her şeyini. O yüzden böyle genelde çatışırız şey olarak. Ben çok her şey hazır olsun, o son anda olduğu için ben stres olurum. O hazırlanmadığı için, yapmadığı için. Hocam acık bir dönüşmeyi düşündün mü? Acık ama. Zahmet olmazsa sana. Acık yani. Ya arada geliyor. Hani böyle bir gaz geliyor. Diyorum tamam artık kendime bir çeki düzen vereceğim. Bir hafta falan sürüyor. Sonra olmuyor yani. Yine başa. Ya bir ara bir dönecek o devran gibi hissediyorum. Ama ne zaman dönecek bilmiyorum. Yani. Ya bugün mesela kuaföre gidecektim buraya gelmeden. Gidemedim. Olmadı yani. Neden? Planı yapamadım çünkü. Uyudun. Tutturamadım. Yok hani işte şu iş, yani işleri şöyle şöyle yetiştiririm. Şu aralıkta da giderim falan diyordum. Yetişmedi. Öyle geldim. Ahmet Han'ın bütün hayatının mottosu sikerler olur mu yani? Dur sakın. Böyle 1,5 saatte sahne üzerinde sürekli hala böyle oldu böyle. Ama tamam mı oğlum filan? Hep böyle bir hali yok mu yani? Ama öyle. Cidden öyle. Bu seni yormadı mı? Ya şöyle yordu da genelde beni bazen de rahatlatıyor ben çok panik biri olduğum için. Bence evet biraz belli ki denge var. Ying evet. Yang var böyle. Çünkü... Ying yang yang. Ne bilmediğin sözü beni kullanıyor. Ying yang yangmiş. Sanki bana Bursalı pezevenk. Ne ying yang yang. Bir denge var galiba. Ying yang yang. Bir denge var. K ile yang. Çünkü mesela geçen aşı oldu. Ben yanında gittim. İnsülin direnci vardı, bir şey olabilir hani 15 dakika bekleyin falan. Bekledik, bir şeyler oldu ona o an. Ben diyorum ki bak acil şurada kalk gidelim hemen hani oldu an. O diyor ki bekle ya geçer. Benim acilim bu. Ben bu kadar acilim zaten. Bir de ben bir şey yardım hani böyle sağlık konusunda da çok şey olduğum için yardım etmek istediğimde mottosu artık şu. Ben yardım et istemediğim sürece bana yardım etme. Git. Hani telaşlanma. Çok panik oluyor. Yani mesela yemek yiyoruz. Boğazıma bir şey küçük yapıyorum. Abi şey yani ambulans arayacak. Hani diyorum ki tamam bu, bundan çocuğu sonra... Çocuğu tutmuş böyle öksür. Şuradaki adam gibi öksür. Hani... Kimse kim oldu da belli değil ya. O da gülüyordur sonra. Parmakla gösterse rezil olurum ama ben yaptım. Hani böyle çatalı kaşığı atıp masadan kalkıyor falan aşkım. Öyle mi? Falan tabii. Alo anne öldü bu. Ben de artık en son dedim ki bak aşkım anlaşma yapalım. Ben senden yardım istemediğim sürece bana yardım etme. Güzel ifade etmişsin. Yani gerçekten durum bu. En ufak bir şeyde sen telaş yapıyorsun. Ben evet telaşlanıyorum. Sık sık boğazına bir şey kaçar mı? Kaçar. Çok kaçıyor çünkü. Yani bir... İki lokmada bir... Hocam hayran olduğu yabancı bir ünlü var mı kadın? Var. Yani kim? Angelina Jolie'yi gerçekten çok beğeniyorum. Şuradan geldi. Dedi ki... I broke up. Brad Pitt. Ayrıldım. Go Vent gibi düşündü. İkinci. Verb 2. I broke up. Brad Pitt. Ying and Yang. Brad Pitt. And dedi... Bundan sonrasını Türkçe dedi. Yoramayacağım şimdi kendimi. Bir haftalığına gider misin Angelina Jolie ile? Hakikaten. Bir haftalığına gidilir ya. Vallahi mi? Gidilir. Sen orada üşenirsin, bekletirsin kadını kapıda evine diyorum. La dur azıcık oyun oynuyoruz ya. Hakikaten mi? Gidilir. Gidersin. Dönünce peki aynı şeyi bulacağını düşünüyor musun? Aynı. Çok çok zor. Yani çok zaman alır. Onu eski yani gönlünü almam o kadar yani herhalde bir 6-7 ayım alır yani. Yine de gideceksin ama. Gidilir. Yani bir daha nerede? Gidilir bence de yani ama... 6-7 ay küser misin?
6-7 ay çok dedi de o kadar küsmem, unuturum. Demek kinim geçer. Belki de bu kız 12 yıl aldatıldı abi, bilmiyoruz şu an yani. Bitti gitti be Mesut. Hatırlamıyorum ki. Yandan da ses veriyor. Tamam. Yani birkaç ay küserim herhalde ya. Yani. Senin hayran olduğun kim var? Yabancı ünlü erkek. Benim hayran olduğum yani... Ver bir isim. Justin Timberlake diyeyim. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Geldi buradan. Gider misin bir hafta? El ele buradan. El ele gitmem. Dışarıda tutuşurum el. Çıktığım gibi elimi veririm. Ayıp olur çünkü buradaki insanlara. Ya giderim herhalde ben de. Hocam sen el ele çıkar mısın? Angelina Jolie ile. El ele. Çıkar gibi ya. Evet. Şuradan el ele. Çıkılır. Hayır mı ya? Çıkılır abi, ne olacak? Bence de. Yani ne bileyim, sonuçta hayatta bir kere diye düşününce. Tutmadın elini Justin'in. Ama ben yani o kadar çok da şey değilim o yüzden. Anladım. Hani olsa tutardım belki. O gitse hocam bir haftalığına yabancı biriyle. Barışır mısın döndüğünde? Barışırım ben. Hemen. Yani barışırım herhalde ya. Bir sorar mısın ne yaptınız diye? Yok, çok detaya girmem. O zaman barışamayabilirim. Evet. Doğru mu çizildi herif? Sormazsam öğrenmem. Bilmezsem üzülmem. Mesut Bey. Ya DNA Sikko bölümlerinden biri oldu yemin ediyorum. Sürekli elektrik süpürgesi oluyorum. Ben 40 yaşındayım yani. Sence Berrak senden daha iyisini bulabilir miydi hocam? %100. Bu hayatta. Bulur, %100 bulur. Gerçekten. Tabii canım. Böyle hissediyorsun. %100 ya. İstemiyor mu? Manipüle mi ediyorsun şu an? %100. Evet. Neden? Ya şey, yani ben şey mantığındayım. İyinin iyisi her zaman vardır. Gerçekten hani bütün hayatta böyle bence. Benden iyi de çok vardır ya. Peki. Ne dedi acaba? Kafam da karıştı benim. Kuzum sence senden iyisini bulabilir miydi bu adam? Bulur ama bu kadar eğleneceği birini bulamaz bence. Biz çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Çok gülüyoruz birlikte. Öyle düşünüyorum. İkiniz de daha iyisini bulabilirdi diyorsunuz evet, diğer evet. taraf için. Soralım seyircimize. Sevinenler var. İyi lan, bilet parası çıktı ha. Bizim de bir lafımız dinleniyor ha. Ahmet'ten, Berrak'tan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Ahmet'ten valla 150 tane romanta çıktı karşımızda. Ama şurada biri var herhalde orada seven. Bir kişi sevdi seni. O bir tane var orada, Borazan. Belki de tanışıyoruzdur ya. Yani. Berrak, Ahmet Han'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Ne diyorsun Berrak'cığım buna? Yok, çok iyi biri gerçekten. Bu kız yemin ediyorum süzme alık. Vallahi bak. Çok sevdim, saf, temiz. 150 kişinin 149'u diyor ki, yok iyi biri ya. Arkadaşlar iyi biri. Anlat, ikna et bakalım. Kaç kişi ikna alacak? Bir daha soracağım, hadi. Tamam. Sence neden böyle demiş olabilirler? Şöyle, çok anlayışlı ve çok iyi biri. Yani onun ev işi yapmaması benim gözümde onun değerini düşürmüyor. Öyle diyeyim, ya da benim gibi olmaması. Hatta o kadar, yani bayağı anlayışlı biri benim için. Hatta nasıl anlatsam ki bilmiyorum. İkna edemedim. Tamam, şimdi bir daha bakalım. Berrak, Ahmet Han'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Daha çok. Bir gıdım düşüş olmadı, arttı. Yani sen bir daha açıklama yapma. Ters tepti oylar, tepki oyları bunlar. Anladım. Hocam çok da hakim değilsin. İş arkadaşıyla, erkekli kadınını sensiz tatile gidebilir mi? Gider. Darlar mısın arayıp? Darlamam. Hiç. Ne yaparsın? Oyun oynarsın evde. İşi. İyi lan, bir hafta gelmiyor, rahat ha. Aç bakalım, enter. Rakıya. Oyun oynamaya bak. Rakıya giderim arkadaşlarla. Anladım. Sen kuzum, sensiz iş arkadaşları, reklam ajansından modeller bir şeyler. Gitti zaten. Ya tatilde de iş için tatil gibi gitti de Antalya işte, bir sürü şehir. Darladın mı arayıp? Ya ben genelde ne yapıyorsun diye soruyorum. Önceden
2-3 yıl önce de kim var yanında diye soruyordum. Şimdi artık, ne yapıyorsun? Evet, ne yapıyorsun? İyi. Darlıyor mu hocam? Biraz ya. Yani tadında. Olması gerektiği kadar. Aç biraz bize bunu. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Şu an neredesin? Belki saat geç olduysa ne zaman odaya çıkacaksınız? Odadan selfie istiyor mu? Yok. Hayır. Atmam bu arada. Gerekirse 9'da çıkar, çektiririm selfie'yi. Bu selfie'lerde de kaçta çekildiği belli olmuyor ya. Oluyor mu lan yoksa? Kimsenin haberi yok galiba. Cem, en iyi sen bilirsin, gel. Biz bir Rusya'ya gönderiyorsanız eğer... Onlar herkese mesaj attığı için. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Puanlayalım. Çağdaşlık. Gayet çağdaşlar. 10 diyenler o desin. Oğlum bak, bir tane borazan var, çok bağırıyor ha. Sadakat. Başka bir kızın adamın adı geçmedi değil mi? Hiç. Hiç geçmedi. Sıfır. Sıfır. 10 diyenler o desin. Kendi aranındaki eğlence düzeyi. Cemlere de katın. Böyle yaptık çünkü testimizi, dörtlü. 7 ve üzeri diyenler o desin. Güzel. 8 ve üzeri diyenler o desin. 8 kimsenin içine sinmemiş. Yok, hayır o. Bunu dersek öbür bölümleri ayıp etmiş olur Mesut Bey. Ne varsa o desen ne olur, ölür müsün şu an o desen? Herkes de bir yok, yok, yok. Tamam, 9 diyenler o desin. Aynı çocuk, sıçacağım artık. Her bölüm sonunda olduğu gibi öp şu Barış'ın. Alkışlarla. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Bu vakte kadar bu bölümü izleyip en az bir kez... Biraz düşürdüm çıtayı, bir şey olmaz. Orospu çocuğunun sunduğu ilişki testi devam ediyor. En az bir kez... Sesli, sesliğini attım. En az bir kez... Müstesni bir gülüş. Minik bir gülümseme. Böyle bir... Mektan'ı söylemişsin de vaktinde gelmiş gibi düşün. Ya işte küçük bir gülümseme olduysa bu vakte kadar minik ama yani. Oldu olmadı tam emin değilsen de kabul. Ve hala bendeniz Mesut Süre Instagram'dan takip etmiyorsan naif beddua severim. Diyelim evlendin. Evlenmediler lan. Diyelim 4 yıldır bir adamla aynı evde yaşıyorsun. Yatağı hayat. Yatağın öbür tarafından şöyle bir ses gelsin. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Bay bay. Hadi görüşürüz.